TV'ye hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol bereketli harika bir gün olsun inşallah hepimiz için. Az sonralarda izlediniz sevgili izleyenler. Bugün özellikle güzelleşmek için, bir takım problemlerimiz için en doğal yoldan çözümler arayacağız. Sevgili ablam Suna Dumankaya ile birlikte not etmeyi unutmayın. Kaçıranlar olursa YouTube kanalımızda da yine her zaman takip edebilirsiniz. Ve sonrasında bu defa tıbbi olarak estetiği konuşacağız sevgili izleyenler. Biraz daha operasyonel kısmını konuşacağız ama orada da son günlerde çene estetiği diye bir şey var. Jawline diye duyuyoruz. Nedir bu, detaylarını da sevgili hocama soracağız. 0212 alan koduyla 333 33 70 ve 71'den bizi arayabilirsiniz. Ve sosyal medyadan da yine sorularınızı bekliyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bitki bilim uzmanı ve güzellik uzmanı Suna Dumankaya geliyor. Suna ablacığım hoş geldin. Gel öpeyim seni. Uzun uzun yollardan kalktın geldin. Tam öyle denir ya, bizi kırmadın. Evet. Ne zamandır Suna ablayı arıyoruz arıyoruz. Suna abla ortalıklarda yok. Bilin bakalım neredeymiş. Kendi anlatsın bize. Valla Endonezya'ya gittim. Jakarta'da. Çok özel, oranın en ünlü sanatçıları beni davet etti. City Berk ve Çiçi Farimada. Böyle bizim Tarkan'ımız gibi mi? Tarkan'ımız gibi. Gerçekten tamam. Öyle. Evet. Ve çok güzel ağırladılar beni. İnanılmaz derecede onlara buradan milyonlarca teşekkür ediyorum. Gerçekten ne de hoş bir hanımefendi. Çok hoş bir hanımefendi. Çok düzgün bir hanımefendi. Kendisi de o kadar misafirperver, yani inanılmaz, bizi o kadar mahcup ettiler ki zaten oranın halkı %95'i Müslüman. Evet, evet. Ve bizim ülkeye çok, gerçekten inanılmaz ve orada öyle güzel hazırlık yapmışlar ki o Türk bayrağı için şarkılar söylesi bizi çok çok etkiledi. Gece'de bizim için Zoom parti yaptılar. Gördük biraz önce izlediğimiz danslar. İnanılmaz güzeldi. Gerçekten orada ülkem adına hani güzel şeyler yaptığıma inanıyorum. Her yerde öyle yapıyorsun. Bizi en iyi şekilde temsil ediyorsun. Teşekkür bu arada ederim. Sevgili izleyenler, aslında Endonezya'da dün büyük bir deprem olmuş çok, bildiğimiz kadarıyla. Biraz önce de İzmir'de geçmiş olsun. Evet, sanırım 4.8, tam detaylarını bilmiyorum ama geldikçe sizlerle de paylaşırım. Çok çok geçmiş olsun. Bildiğimiz kadarıyla şu anda bir şey yok. Yeğenim az önce aradı. Sakinleşiyoruz teyzecim dedi. Tabii stresi bile yeter. Yani bence arçı olması güzel. Arçı olursa büyük depremlerden korunuyoruz demektir. Evet, evet, öyle Allah düşünelim. Allah bir beterinden saklasın. Amin. Böylece geçmiş olsun gerçekten. Evet, İzmir halkına çok çok geçmiş olsun diyoruz. Biz bugün Suna ablamla ne yapacağız? Gene ne bizim yapacağız? İçin harika harika tarifleri var. Evet, Suna abla öyle bir şey yap ki her cilde iyi gelsin. Mümkün mü böyle bir şey? Aslında tabii ki her cilde iyi gelen çok güzel bir maske planladım sizin için. Ben aslında herkes zanneder ki hep aynı tarifleri veriyorum. Ben hiçbir televizyona, hiçbir programımda, belki malzemeler aynıdır ama hiçbir programda kombinasyonlar aynı hep farklı tarifler vermem. Asla. Şimdi patatesin ne kadar faydalı olduğunu herkes bilir artık. Ben şu büyük şeyi alayım tabii alttakini. Ki. Evet. Sana zahmet oldu. Artık bugün böyle asistanlık yapacaksın tabii sen ki, bana. Tabii ki, zevkle. Şöyle haşlanmış bir tane patatesi şöyle ezeyim ben. İstersen bir de onu alayım. De evet. Var. Evet. Ben ezeyim istersen. Şöyle ezelim iyice. Püre yapar gibi. Püre yapar gibi. Bu biraz da böyle hani her cilde iyi gelir. Bazı insanlar var, o kadar cildi duyarlı ki yoğurt yerine mesela süt kaymağı koyabilirler. O yüzden rahat olsunlar. Cildi besleyen, cildin susuzluğunu alan güzel bir maske oluyor. Hani hem biraz yiyin, biraz da biraz da cildinize sürün diyorum ben. Bir kaşık alayım oradan. İçerisine şöyle süzme yoğurt veya normal yoğurt koyabilirsiniz. Onu biraz gevşetecek. Biraz da böyle karıştırayım ben. Mesela bunu bütün dekoltenize aynı zamanda
Dekolteyi hep unutuyoruz. O evet. Çok iyi olduğunu hatırlattın. Kesinlikle herkes boynunu unutuyor. Aslında nereden başlıyor? Çünkü yer çekiminden dolayı hepimizin dekoltesi yavaşça gider. Yani yaşının iyisi olmak. Çok önemli. Ben güzel zaten söyledim. Amacım o. Yaşınızın iyisi olmak için, cildinizin pozitif yaşlanması için, kendinize aynaya baktığınızda kendi güveninizi oluşturmak için biraz bakın ya, biraz kendinizi ihmal etmeyin. Biraz da bal koyalım şöyle. Bal bir çorba kaşığı evet, kadar. Evet, hem nemlendiriyor hem de çok antiseptik değil mi Suna kesinlikle. Abla? Kesinlikle. Zaten balın bu kadar güzel özelliği var ki tek başına bir nemlendirici ve antiseptiktir. Birazcık azıcık da limon suyu. Çok az, böyle bir tatlı kaşığı kadar. O da meyve asidi evet. olsun diye mi? Evet. Hem yüzdeki renk bozukluğunu alsın. Bunu böyle yatarak yüzünüze boca edin. Ay, ay nazar değdi. Nazar değdi. Küpem düştü. Sorun değil. Ben onu şuraya takarım. Koydum, evet. Unutma. Şimdi efendim bunu güzelce karıştırdıktan sonra önce temiz bir cilde temizlendikten sonra evet bütün yüzünüze, göz çevrenize ve boynunuza dahil olmak üzere ben sürüp, şöyle bir elimde denemek evet, istiyorum. Bir yarım saat bekletin. Yarım saat sonra böyle ovuştura ovuştura çıkarın. Her ovuşturduğunuzda cildiniz biraz daha güzel olacak. Çünkü aynı zamanda peeling görevi yapacak. Hem de çizmeden hem bir de peeling. Çizmeden. Çünkü yumuşacık evet. şu an ben ve sürerken hani de. Ve çok duyarlı, ciltleri duyar gibiyim. İşte bizim cildimiz hassas. Ne yapabiliriz dediklerini duyar gibiyim. Onlara da çok iyi gelecek. Özür dilerim. Seni görmüyoruz şu anda. Sen takabilirsin küpeni. Ben evet. burada uygulamamı yaparken. Tamam. Teşekkür ederim. Suna abla çok enteresan. Aynı i̇şte, şey krem hissi var biliyor musun şu krem anda? Krem hissi olacak tabii çünkü bal koyduk ya içerisine. Onun ve bir de yoğurt mesela. Yoğurt aslında bir yerde meyve asitlerinden biridir. Glikolik asit içerir. Ve hakikaten çok etkilidir. Çok hoşuma gitti bu. Tavsiye ederim herkese. Evet. Bunu ne kadar sıklıkta yapsın izleyiciler? Bunu haftada 1-2 gün yapılabilir. Hele de yazın. Cildimizin bu kadar güneşten hasar gördüğü dönemde inanılmaz bir pozitif enerji verecektir ve besleyecektir cildinizi. Bu yüzden gerçekten haftada 2 kere de yapılabilir. Evet, o kadar kuruttuk, o kadar kuruttuk güzel. Çünkü cildimizi yani şimdi patates, artık. Patates magnezyum içeren bir şeydir. Aynı zamanda çiğ patates de içerisine yoğurt mesela biraz karbonat blenderdan geçirip yüzünüze sürdüğünüzde de lekeleri yok eder. Ay onun lekeler özellikle evet, de özellikle. Yeni lekeler daha da çabuk. İşte yeni lekeler çok cevap çabuk gidebilir. Onun için de bir spontane bir şey vereceğim. Tarif yani leke vereceğim. İçinde mi? O zaman leke sevgili içinde. İzleyenler en sevdiğimiz evet. çünkü leke çok büyük problem. Hatta beyazlatıcı vereceğiz her şeyden önce. Beyazlatıcı bir krem yapacağım size. Bugün nasıl yani cildin bayağı rengini mi açıyor? Rengini açıyor. Akşam kremi gibi yapacağız yalnız bunu. Tamam. Çok ilgi çekebilir. İstersen hemen de yapabilirim. Tamam, tabii ki. Tabii tamam. ki yapalım. Şöyle söyleyeyim. Pirinci haşladım. Tamam. Sana şöyle hemen bir kap. Evet. Pirinci haşladım. Şunu böyle bir açıp içerisinde yapacağım. Ben sana yardım edeyim. Ben bir tane eldiven ve tamam. Hindistan cevizimiz vardır orada. Var. Evet. Bir dakika var dedim var, ama. Var evet var. Gördün biliyorum, mü sen? Gördüm. Ha, evet. Tamam. sen gördün şimdi, sen. Şimdi bir kaşık da alacağım sizden. Buyurun. Şimdi pirinci haşladınız. Pirincin kendi suyu çıkıyor. Bu spontane olan bir size özel bir tarif. Şey tarif. Şöyle. Pirinç haşlanmış dört pirinci. 4 kaşık şöyle koyalım. O beyaz çıkan nişastalı, pirinç nişastalı pirinç suyuyla nişastalı değil mi? Pirinç nişastalı suyu evet. Biraz da Hindistan cevizi koyalım. Hindistan cevizi evet, yağ mı koyduk? Yağ koyduk. Ay, biraz erimiş tabii. Evet. Oh mis gibi. Evet. Ondan sonra içerisine de çok az böyle hani bir çay kaşığı kadar da bal koyuyoruz. Çünkü o bal da onun biraz daha öyle beslenmesini sağlayacak. Ay bu çok harika bir şey oldu. Çok değişik bir şey oldu değil mi? Evet. Evet. Şimdi onu bir çekelim şöyle. Alayım ben.
şöyle bir tık yapsam yetti herhalde. Çok ses evet. olmasın ses diye. Ses olmasın çok ama şey siz evde ama biraz siz daha, fazla krem haline getirebilirsiniz. Bayağı geldi bile krem haline aslında. Evet. Şimdi efendim bunu şöyle koyalım. Evet. Bakın tam krem oldu. Evet. Malzemeyi tekrar edelim. Bu spontane bir tarif olduğu için Suna abladan. Evet. Ekranda tarifin böyle madde madde şeylerini veremedik ama. Çok kolay. Pirinç. Evet, pirinç. Pirinci haşlıyorsunuz. Ondan sonra içerisine şöyle çok az 2 çorba kaşığı pirinci haşlayın. Haşladıktan sonra. Ben bugün her şeyi süreceğim içerisine, biliyorsun. Evet evet. İçerisine Hindistan cevizi koyun. Birazcık bal koyun. Ve bunu iyice böyle krem kıvamına getirin. Bunu akşamları böyle kapalı bir kavanozda, buzdolabında bekletin. Ondan sonra her akşam yatmadan en az bir saat evvel yüzünüze masaj yapar gibi elinize, yüzünüze, boynunuza sürün. Ve bu sizin gece kreminiz olsun. Yavaşça yavaşça her gün bunu yaptığınızda, 21 gün yaptığınızda zaten cildinizin ton açıldığını göreceksiniz. Ay harika bir şeymiş bu. Gece kremi nasıl hissediyorsun? Doğru vallahi söyle. Vallahi çok güzel. Yani bunu mesela çok kuru ciltler bilhassa, hassas ciltler, duyarlı ciltler, hani kılcal damarlar için, varisler için bir şey yapacağım. Çok yeni bir tariftir o. İlk defa sizin ekranda harikasın bu tarifleri yapacağım. Lütfen bunu dikkate alın efendim. Vallahi evet. Nasıl güzel oldu. Evet. Bakar mısın ikisi arasında nasıl, ötekisi nasıl mat ve diğeri hemen. Farklı. Ve bunu 21 gün psikolojik olarak bu sol elim daha açık renk geldi. Bu kadar çabuk tabii ki olamaz ama. Ama olabilir yani hiçbir şeyi yoktur ki muhteşem olur. Evet 21 gün sonra cildinizin rengi açılıyormuş. Bir de belki bir aloe vera katabilirsiniz. Aloe vera, taze aloe veranın içindeki jeli de katabilirsiniz. Peki Suna abla sen bunu hani gece kremi gibi sür diyorsun ya, bütün yüze mi uyguluyoruz yoksa lokal olarak atıyorum şuramda bir leke varsa oraya mı? Komple yüzünüze. Ha, tüm yüzüme komple sanki yüzünüze, gece kremi. Hatta gibi. Göz çevrenize dahi olmak üzere. Sürebilirsiniz. Şimdi onun aydınlatıcı maskesini yapacağım tabii ki. yine blender'ı kullanacağım ama. Tamam. Temizleyeyim mi bunu? Yok onu hiç temizlemem çünkü tamam. İçerisine yine pirinç koyacağız. İyi süper o zaman. Bu kreminiz oldu. Bunu hiç unutmayın. Kalabilir o, pirinç koyacağım yine. Tamam. Evet. Cildi aydınlatan maske. Şimdi de onu yapacağım. Yine için bir ıslak mendil de rica edebilir miyiz? Evet. Yine böyle haşladığımız pirincin yarısını kullanmadık. Buraya atıyorum. Blender'ın içerisine koydum. Efendime söyleyeyim, aloe vera yaprağımız burada. Ay ben de yetiştiriyorum aloe vera. Evet, annemin bir sürü var. Geleyim ben sizin bahçeye. Gel bekliyoruz aynen. Ay Yıldız Hanımcığım özledim kendisini. Annesine şifalar diliyorum. Amin anneannene. Amin canım anneanneme şifa olsun. Herkese dua ederse çok seviniriz. Çok çok Allah iyi günler. Ama iyi şu anda anneannen o yüzden. Anneannen inanılmaz pozitif bir kadın. Evet. Onu da çok seviyorum. Duası yeter. Gerçekten yeter. Çok evet. pozitiftir. Evet. Yani bizim bütün aileye ben diyorum hani başımıza ne iyi geliyorsa. Kesinlikle. Yemin ederim anneannemden geliyor herhalde. Onun duasından geliyor. Duası büyükler. Her evde bir büyük olsa o evet. evde bereket eksik olmaz. O kadar doğru o bir kadar, şey ki. O kadar önemli ki biz böyle örf adetlerimizi biraz cık azalttık. Ama onları hayata geçirelim. Çünkü kesinlikle. Bize o lazım. Allah bizim başımızdan eksik etmesin büyüklerimizi. Gel bekliyoruz bayramda. Biz hep maile anneannemdeyiz. gel birlikte gidelim. Bu arada sevgili izleyenler cildinizle ilgili ne sorunuz varsa biz bugün yapıyoruz ama evet. Suna abla o kadar derya deniz bir kadın ki o yüzden evet. ilmi o kadar kuvvetli bir insan ki canımsın. Lütfen ne derdiniz varsa söyleyin. O eminim spontane evet. size bilgi verecektir. Biz de olan malzememizle gösteririz. Olmayanla en azından malzemelerini size söyleriz. Evet. Lütfen arkadaşlarım zaten telefonunuzu paylaşın. Bu aynı gibi aloe vera jelimiz. Evet. Yaprağın içindeki jeli ne çıkardık. Kadar çok jel var evet. içinde. İçerisine 2-3 tane şöyle beyaz üzüm. Şöyle 2-3 tane de şöyle siyah üzüm. Üzüm ne kadar anti-aging bir evet, şey değil mi? İşte Amerika'da bununla ilgili yapıyoruz. Çok evet. ciddi çalışmalar var. Benim de elimi kedilerim çizdi. Kusura bakmayın. Gözüküyor olabilir. Evet birazcık böyle zeytinyağı koyalım. Çok az. Çok az. Bir çok az. Evet. Çok
Evet. Şimdi sana zahmet onu çeker misin? Tabii ki. Evet. Hemen. Teşekkür ederiz pekçim. Aa, bu sefer şeyi koyamadım. Gürültü için af diliyoruz ama bu işler böyle yapılıyor. Evet, maalesef. Özellikle üzüm çekirdekleri iyice karışsın istiyorum. Evet, evet. Tamam, çok da izleyicilerimizi şimdi yormayalım sesle. Evet, ben bir tane kase alayım tabii oradan. Tabii ki, hemen veriyorum. Hem de öğreniyorsun değil mi? Vallahi evet. Evet. Muhtemelen şimdi, zaten şu an annem not alıyordur. Annen, Yıldız Hanım, kendini de uygulayabilirsin. O yapıyor. Yapar. O yapıyor. O hiç böyle doğal çok şeyleri. Çok bakımlı bir annem var. Evet. Evet, bakar kendine. Hı-hı. Çok düzgün her bakımdan onu çok seviyorum. Şimdi bakın, baktınız ki çok biraz sıvı oldu. Ne yapacağız? Biraz içine pirinç unu koyabiliriz istersek. Hı hı. Şöyle temiz zaten. Şöyle alıyorum. Ben bir de bir yandan sosyal kaşık medyayı da takip edeyim de. Evet. Gelen sorularımızı, izleyicilerimizi. Bakın, şimdi katılaştı. Hı hı. Bu arzuya göre bir şeydir. Hani yalnız başınaysanız pirinç unu katabilirsiniz. Değilseniz böyle tek başına da kullanabilirsiniz. Hı hı hı. Bu bütün yüzünüze, göz çevrenize, dekoltenize kadar, ellerinize kadar sürebilirsiniz. Hı hı. Ve siz sürdüğünüz vakit bir 5-10 dakika sonra cilt onu emecektir. Tekrar kalanı sürün. 10 dakika sonra tekrar kalanı sürün. Hı hı. Bir yarım saat içerisinde böyle 10 dakikada bir tekrarlayın. Sonra bir şöyle uzanın, hani 30 dakika sonra önce ılık sonra soğuk suyla yıkadığınız vakit cildinize baktığınızda cildinizin aydınlanmış, beslenmiş, antioksidan, üzüm, beyaz üzüm, siyah üzüm, içerisinde bal, zeytinyağı, E vitamini, pirinç unu zaten biliyorsunuz ne kadar faydalı. Hı hı. Dolayısıyla harika bir tarif olmaz. Aloe vera zaten iyileştirici özelliği vardır. Güneş yanıklarına falan ne kadar iyi gelir? Çok da iyi gelir. Hatta güneş yanıklarına şöyle diyebilirim. Aloe vera yapraklarını 3'e 4'e bölün kenarlarını aldıktan sonra. Hı hı. Zeytinyağını da blenderdan geçirin. Krem haline geliyor. İçerisine bir çay kaşığı çinko oksit toz dökün. Eczanelerde tamam vardır. Hı hı. O da sizin kreminizin koruyucu olmasını sağlar ve o hassasiyeti, vücudunuzdaki olan bütün hassasiyeti alır. Giderir. Bir telefonumuz var Sunu ablacığım senin için. Tamam. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun, dinliyoruz. Ne kadar hoş, canlı bir sesiniz var. Öncelikle bunu söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Ben 21 yaşındayım. Cildime bir ağır bir krem kullandım sivilcelerinden dolayı. Hı hı. Sonra cildim çok kötü olmaya başladı. Hapı bıraktım. Cildim çok kötü olmaya başladı. Malum hapın etkili ağırmış. Aha. Yüzümde daha çok sivilce çıkmaya başladı. Göz altlarım ağırlaşmaya başladı. Ben açıkçası şu an ne yapacağım bilmiyorum. Evet, ilacı da bıraktınız ama hem sivilce problemi var hem de yan etkilerinden göz altlarına kadar problem var. Doğru anladık, evet, değil mi? Tamam. Bayağı sıkıntı. Şimdi çok ilaç kullanmanızdan yana değilim. İlaç hı-hı kullanmaktansa önce beslenmenizi düzene sokun. Bakın, sivilcenin tek nedeni kuru yemiş, asitli içecekler, kuru yemiş ve yapıyor mu? Cips gibi türü şeyler yiyorsanız kesinlikle kurtulamazsın. Bir, o ilaçlar insanın vücudunu kurutuyor, hasta ediyor insanı, değil mi? Depresyona evet, bile sokuyor. O ilaçları bırakın. Siz daha çok kendi kendinize önce beslenmeyi düzelttikten sonra bir çay kaşığı bebe pudrası, hı hı, herhangi bir tane antibiyotiği kırın, tozunu ya da dökün. Hı hı. İçerisine 2-3 damla oksijenli su karıştırın. O sivilcelerin üzerine 4 gün taze taze yapın. Sivilceler tamamı iyileşir. Ama cildiniz yağlıysa profesyonel biri tarafından cildinizin temizlenmesi lazım. Hı hı.
Göz altınızın kurumasının tek nedeni, hassasiyetin tek nedeni de almış olduğunuz ilaçların yan etkileridir. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Kılcal damarlar ve varisi mi yapıyorduk Sunu ablacığım? Kesinlikle nazara geldik, dediğin doğru. Ama inşallah geçti gitti. Kılcal damarlar derken, hani sarımsak diş keserken dedin ki Sunu abla sihirlere de iyi gelen. Onu duymadı sevgili izleyicilerimiz işte. Ben dedim ki bu sarımsak o kadar her şeye iyi gelen bir şey ki sihirler, sivilceler aklınıza ne geliyorsa kimisi saç kıranda bile kullanıyor. Sunu abla da dedi ki sihirler için bak ne öneriyorum. Önce sihirlerin üzerine elma sirkesiyle silin. Daha sonra böyle bir diş sarımsağı ortadan bölün. Tuza batırıp. Şurada tuzumuz da var. Tuza batırıp evet. Üzerine... Sihirin üzerine kapatın ve bantlayın. Bunu 7 gün üst üste yaparsanız... Ne kadar saat kalacak Sunu abla? Bence gece yapın, sabaha kadar kalabilir. Ertesi günü yıkayabilirsiniz. Kokusu da kalmıyor, korkmayın. Evet, bu sihirler için de gelelim bizim açalım. Bugün. Evet, kılcal damar ve varis için olan tarifimize. Bu gerçekten güzel bir tarif. Lütfen onu koyalım. Koyacağım. Onu koyalım, tamam. Evet. Bıçağı koyalım. Şimdi sarımsak bu kadar kokacak diye düşünürsünüz belki de ama biz ne yapıyoruz? Bir tane portakalın kabuğunu rendeledik. Hemen kokuyu başka bir daha keskin bir kokuyla. Bir tane limonun kabuğunu aynı şekilde. Onun kapağını nereye koyduğumu düşünüyorum. Kapağı burada evet. Şimdi efendime söyleyeyim. Bir de şöyle sıkıyorum ben. Bir tane limon. De yarım limon mu? Yarım bir tane limon komple yeterlidir. Tamam. Çekirdekleri gitmesin diye elimle koydum. Ondan sonra biraz da Hindistan ceviz yağı ama o yeterli değil. Bir dakika burada varmış. Tamam. Ondan sonra bakın şimdi biz bunu krem haline getireceğiz. Dur pardon. Küçük kaşık vereyim. Tatlı kaşık alalım. Evet. Bayağı krem yapacağız. Bayağı krem yapacağız. Bunları giderken şimdi, götüreceğim ben. Götür. Bence gerçekten şifa var mı doğada... başka katacağım yok, bir şey tamamdır. Kusura bakmayın ses yapıyoruz ama başka türlü olmuyor. Aynen. İyice krem yapmam lazım. Şimdi olmuştur. Siz evde biraz daha kıvama getirin. Daha homojen olacak sizi şekilde. Sizi gürültü yapmak istemiyoruz. Evet. Şimdi efendim. Evet, biraz daha homojen olsa o çok daha güzel olacak tabii. İyice portakal kabukları. Evet, şöyle koyalım. Portakal, çok da güzel. Bak, gitti sarımsak kokusu gitti. Evet, portakalınki gelmeye başladı. Şimdi bunu evde biraz daha krem haline getirirseniz. Diyelim ki bacaklarınızı önce tuzlu suda ya da eğer varisleriniz varsa tuzlu sudan denizden çıktınız ve bunu krem gibi sürdünüz. Masaj kremi gibi masaj kremi gibi. Aynı krem gibi oluyor. Böyle boş bir krem kutusuna boşaltın. Daha sonra her gün o çok fazla kılcal damar varis olan bölgeye sürüp hafif masaj yapın. Ertesi günü ayaklarınızı daha hafif, daha ağrısız, daha güzel hissedeceksiniz. Bana da dua edeceksiniz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Bak kokusuna hiç koku yok. Yok, o sarımsak kokusu asla kalmamış ve tamamen portakal kokuyor sevgili izleyenler. Evet, portakalın kabuğu, limonun kabuğu. Efendime söyleyeyim. Zaten narenciyeler çok baskın. Hindistan kokular. Cevizi ve 8 diş sarımsak. Sizi tabii ki mutlaka bir hekime gidin. Çok şiddetli varisleri, çok güzel insanlar var. Biliyorsun dostlarımız var. Bora Varsak doktor. Tabii ki. Efendime söyleyeyim. Halit Yere Bakan. Evet, onlar Halit Hocama da selam olsun. Benim de eski partnerim Halit Hoca programlarda. Kulakları çınlasın buradan onu da almış olalım. Ya ben kendim için bir şey soracağım. Listemizde yok ama. Benim de zaman zaman mesela sabah kalktığımda şu göz altlarım şişiyor. Biraz genetik de tabii babamdan dolayı da. Yani bundan bende 10 yıl önce de vardı bunlar. Ne yapmak gerekiyor? Valla onların tek çözümü şöyle bakıyorum burada neler yapabiliriz. Patatesi şöyle... Çiğ patates. O
Haşlanmış. Haşlanmış patates. Bize çiğ mi lazım? Bize çiğ lazım. Hı hı. Bakın şimdi göstereceğim. Ama mesela Nülüfer, evde en basiti bir yumurta akı, hı hı. Türk kahvesi, hı hı. çok güzel çözüm olabiliyor. Onu kazı bezin arasına koyup gözümün altına sonra, koyacağım. Evet, gözünün altına. Hı hı. Şöyle rendeleyeyim ben yine küpe. O küpe olsun, durmayacak bugün değil. Sende. Bugün böyle. Hı hı. Sağlık olsun. Biz böyle alayım elimden. Evet. Şöyle rendeliyorum. Hı hı. Üzerine, onu ne yapacağız? Üzerine bir de elma. Şu elmayı ikiye bölelim. Buraya koyalım. Evet. Böyle, o da kalsın. Yok, vereceğim. Ben rahat kestim. Tamam. Şöyle. Elma. Elmada ne var? Meyve asidi var. Hı hı. Patatesde ne var? Rahatlatıcı, evet. Magnezyum, topraktan gelen her şey insana faydalıdır. Hı hı. Nişastası da çok önemli değil mi? Zaten göz etrafının o şişliğini, morluğunu da alıyor. Aha. Leke de açıyor nişastalar. Tabii, pirinç tabii. Daha çok bildiğim pirinç, kadarıyla ama. Evet. Pirinci de haşlayıp koyabilirsiniz ama hı hı. mesela hı hı. diyelim ki bu bir kap alabilir miyim tabii. Orada? Evet. Vereyim sana. Şöyle karıştırdık. Hatta bunu blenderdan da geçirebiliriz ama hı hı. şu şekilde rendelediğimiz. Şöyle karıştırıyoruz. Hı hı. Karıştırdıktan sonra bir gazlı bezin içerisine koyuyoruz onu. Koyuyoruz. Hı hı. Ben şöyle rulo kağıt vereyim. Gazlı bir rulo kağıdı alayım ben. Tamam. Mesela şöyle koydunuz gazlı bezin içine patatesli elmayı. Hı hı. Şu şekilde rulo yaptınız. Ve göz çevrenizde kesin, beklettiniz. Beklettik. Bu sizin bir de böyle ellerinizle bastırın. Hı hı. Bastırdığınız zaman göz çevrenizdeki o şişlik, hı hı. morluk hepsine tamamen gidecek. Tabii ki bir istikrar istiyor böyle. Tabii bir ki. Günde mucize bekleyemeyiz. Mutlaka ama sürekli bunu yapacağız her bunu. Gün yaparsak. Belki hatta biraz dolaba koyup soğutabiliriz değil mi bunu? Soğutabilirsiniz. Artı yeşil çayı demleyin. Buz kabına doldurun. Her gün uyandığınızda hı hı. bütün cildinizde dolaştırın. Göz çevrenizde de şöyle dolaştırın. Yeşil çayı. Her dolaştırdığınızda göz altınızın o ödemi gidecektir. Gözün içine bile çay çok iyi gelir ya. Çok iyi kaçsa gelir. Da çok iyi olur. Yani biz zaten onu seviyoruz, hı hı hı. yapıyoruz ama. Mesela benim annem çok adı nedir? Yeşil çayı tüketirdi. Mesela ben onu içten de etkisini. Bu arada yazmışlar hep annenizden bahsediyorsunuz, bahsediyorsunuz. Sevgili evet. izleyenler şu annemin bir fotoğrafı gelsin. Kimse anne. İnanmıyor. Annesi. Yıllardır. Hep dediler ki kardeşim boşverin arkadaşınız mı diye. Evet. Sevgili annem böyle kalmasının sebebini açıklıyorum sevgili izleyenler sırrını. Ay. Evet belki genetik faktörler var anneannemlerden gelen ama annem çok sağlıklı beslenir sevgili izleyenler. Evet, çok. Spor yapar. Spor yapar. Çok hareketlidir. Çok, çok. Başak Burcu zaten nasıl titiz olduğunu tahmin edersiniz. Evet. Ve Suna ablanın da tariflerini yapar. Ne bulduysa annem de böyle bazen sürer. Bana mesaj atmış evet. az önce evet. bütün tariflerini yapıyorum buradan diye. Sevgiler olsun. Ona buradan sevgiler. Her şeyden önce ruhu güzel kadın. Evet ondan. Evet. Bir de çok dualıdır. Bence çok ondan da genç dualı. Kalıyor. Biz birlikte çok güzel kutsal topraklara her yıl gideriz. Evet. Kendisini İnşallah çok bana da nasip olur bu İnşallah. Yıl sizinle gelmek. İnşallah. Bir telefonumuz İnşallah. Var Suna ablacığım. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben 65 kilodan 54 kiloya düştüm. Hı hı. Bu nedenle vücudumda çatlaklar oluştu. Aha, bunun için bir tarif önerebilir kilo misin? Alıp vermekten. Tabii hemen soralım Suna ablama. Hmm. Hızlı kilo alıp vermekten. Hızlı kilo alıp verdiğiniz için bir kere siz en güzel yapacağınız tek şey spor yapmaktır. Yüzmektir. Hı hı. Yani bir anda o deriyi toparlamak çok kolay değildir. Bir kere toksin atmak için önce hamama gidin, kese olun. Hı, kese o cildin diriliğini sağlar. Vücudunuza kendi patatesin suyunu çıkarın. Hı hı. Patatesin suyu sıkılaştırır. İçerisine limon sıkın. Biraz susam yağı katın. Kendinize vücut kremi yapın. O her hamam sonrası, banyo sonrası, yukarıya doğru yaptığınız dairesel masajlar sıkılaştırır baka ama her şeyden önce ya pilates ya yüzme yürüyüş bunları yaparsan bir topu alıp böyle sıkarsan bütün vücudun kasları çalışır. Hı hı. O da
göğüs kaslarınızı güçlendirir. Hı hı. Tabii ki tebrik ederim. Darısı bana, bende de böyle bir tiroid sorunu olduğu için herkes işte kiloma evet. takıyor ama inanın bir ara çok güzel zayıflamıştın evet, ama. Evet. Bir sıkıntı var insanın vücudunda. Hı hı. İsteseniz de olmuyor bazen. Şükredin ki kilo vermişsiniz. Evet. Sağlığınız önemli olan. Bir de çatlaklar tazeyken yani o pembe halindeyken müdahale etmek çok daha iyi sonuçlar veriyor değil mi? Çok etkili oluyor. Hı-hı. Susam yağı çok iyidir. Limon suyu zaten cildi sıkılaştırır, pekiştirir. Bu yüzden iyi bakın. Zaten cildiniz çatladığı zaman kaşıntı yapar. Doğru. Kaşınırken orayı hemen Hı-hı. müdahale, badem yağı, çilek yağı, limon suyunu karıştırıp sürdüğünüzde Hı-hı. o deri çatlamaz. Ama siz kendi akışına bırakırsanız kaderine cilt tabii çatlar. Çatlar doğru. Çatladıktan sonra da aman şunu süreyim iyi gelir. Hepsi yalan. Hı-hı. Hiçbir şey iyi gelmez. Sadece cildin asgari düzeyine gelmesi için cildi temizlemek, peeling yapmak, kese yapmak. Bunlar cildi güzelleştirir. Sonra Hı-hı. sürdüğünüz yağlar önemlidir efendim. Evet Tuğçe Hanımcığım çok teşekkürler. Hatay'a da selam olsun. Bir telefonumuz daha var. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz beni? Alo. Buyurun. Buyurun, yayındasınız. Dinliyorsun ablayla sizi. Ha evet. Ben Zuhal Oray. Hoş geldiniz Zuhal Hanımcığım. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var. Ben geçen sene göğüs kanseri oldum. Çok geçmiş olsun. Maalesef göğsüm alındı. Arkasından tedavi gördüm. Kemoterapi gördüm. Radyoterapi gördüm. Ve kirpiklerim benim gitti. Kaşlarım da gitti. Ben bu kirpiklerimin gitmesini çok üzüldüm. Tabii yüzümde de kılcal damarlar var. Benim gençliğimde de vardı onlar ama Suna Hanım'ın son şeyini ben sonunda açtım. Hı-hı. Tam olarak göremedim. Bilmiyorum. Benim internetim de yok. Hı-hı. Bir kirpik için bana ne önerebilir? Tamam. Çıkan şeylerde çok beyaz çıkıyor. Saçım da karakter değiştirdi. Evet o maalesef kemoterapide... Beyaz... Şöyle üzülmeyin, bizim bununla ilgili bir yayınımız vardı geçtiğimiz günlerde, onkoloji uzmanımız söyledi. Ben evet dalgalanıyormuş fakat sonra tekrar eski haline dönüyormuş, hiç üzülmeyin. Emin olun çok daha güzel şekilde çıkacak. Bence kaşınız kirpiğiniz de bu arada tekrar yerine gelecek. Evet evet, hiç üzülmeyin. Siz biraz da düşünceleriniz kaderiniz kaderinizi oluşturuyor. Doğru, çok doğru. Biraz kendinize bakarken severek bakın. Kaşınız, kirpiğiniz, saçınız mutlaka yerine gelecektir. Doğru beslenin, temiz havada yürüyün, sizi mutlu eden insanlarla birlikte olun. Her şey güzel olacak sizin için. Evet, gene de kirpik için ve kaş için evet. önerilerde bulunalım. Yani şöyle fındığı teflon tavada biraz böyle yakın. Fındık kendiliğinden bir yağ kavurur salgılar. Gibi mi Sunal Evet, böyle simsiyah olana kadar kavurun. Sonra ılıdıktan sonra... O fındığı alıp kaşınıza, kipriğinize sürün. Hiçbir zararı yoktur. İnanın bunu her gece yapın. Yatın, sabahleyin şöyle bir güzel tonikle silin, gül suyuyla silin. Hiçbir şey kalmaz ve yavaş yavaş çoğalacaktır. Hiç merak etmeyin. Geçmişler olsun size. Evet, çok çok teşekkür ederiz. İnşallah geçmiş gitmiş olsun. Hayatınız bundan sonra çok çok daha güzel olsun. Evet. Zuhal Hanımcığım, herkesin başına her şey gelebilir. Tabii, hepimizin türlü türlü sınavları var. O yüzden öyle kimsenin hayatı güllük gülistanlık olmuyor. Mümkün değil. Allah kolay sınavlardan Amin. Ve o sınavları da geçmeyi nasip etsin hepimize. Selülitler ne yapacağız Sunal ablacığım? Selülit tarafı alayım mı? Selülit'e değişik bir tarif var. Orada çünkü hemen, malzemeleri. Evet. Şöyle söyleyeyim, tabii ki yaz geldi, çok sorun oldu herkese. Biberiye biliyorsunuz ki vücuttaki yağ yakar çayını içerseniz. Ama ben biraz bunun yağını yapacağım size. Biraz biberiye, şöyle bir tutam biberiye koyalım. Şöyle önünü açayım da güzelce görelim yaptıklarını da. Biraz da şöyle hani taze naneyi şöyle saplarıyla koyacağım, çok az bir şey. Nane de biliyorsunuz güzel kokular verir. Güzel şöyle koyalım. Ve her şeyden önce bir kahve fincanı kadar pul biber.
Pul biber yakacak dersiniz ama al, yakmaz. Ben sana şöyle vereyim. Evet. Şöyle pul biber koyuyorum. Pul biber aslında dolaşımı sağlar. Hı hı. Şu şekilde. Ve üzerine çıkacak kadar yağ koyacağım. Çiçek yağı koyabilirsiniz. Hı hı. Bir bardak daha koyulabilir. Hı hı. İsteyim ben. Bilginiz olsun. Yani şu kadar olması lazım ya. Ondan sonra bunu şöyle benmari usulü bir altına bir havlu koyun. Hı hı. Üzerine su doldurun ve kavanozu da ortasına koyup kısık ateşte 40 dakika altı yanık olsun ve su kaynasın ve bütün o biberin, nanenin, biberiyenin aroması yağa geçsin. Bir gece de böyle çay gibi demlensin. Hı hı. Ertesi günü efendim bunu süzüp kendinize biraz da limon suyu sıkın içerisine. Bir limon suyu sıkın. Bunu da koyalım. Evet. Daha bile çok alabilir, evet, değil mi? Daha da alabilir ama biz bu kadar koyduk. Ve ondan sonra bir gece bekle, yani çay gibi demlendikten sonra siz bunu üzerine de bir limon suyu sıkın ve kullanın. Hatta çok ağrınız varsa, selülit ağrı yapar. Evet. İçerisine bir 10 tane ağrı kesici hapları dövüp karıştırabilirsiniz. Hı-hı. Bu da sizin o ağrı yapan selülitleri iyileştirir efendim. Ay harika Suna abla. Hepinize şifalar diliyorum. Amin inşallah. Bir telefon daha varmış. Evet. Sosyal medyadan da çok soru var. Onları da aktaracağım. Hoş geldiniz. Merhaba efendim, buyurun. Dinliyoruz sizi. Alo. Buyurun, yayındasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir konuyla ilgili bilgi soracaktım. Tabii benim ki. Yüzümde güneş lekeleri var. Evet. Ama bunlar inatçı lekeler ve gitmiyor. Hı hı. Ben bununla ilgili daha önce biraz önce Seda Hanım'ın Suna Hanım'ın verdiği pirinçli karışımı kullanabilir miyim? Güneş tamam, kullanabilirsiniz. Her akşam kullanabilirsiniz. Hı hı. Rahatlıkla kullan, yavaş yavaş açılır ama leke dermiş sisteme indiyse yani biraz zor çıkıyor. Onu da çok bilinçli iyi bir doktora gidip hani bu medikal estetik yaptırabilirsiniz. Hı hı. Yani bir lazer kullanıyorlar ama yüzeysel olan lekeler zaten gider. Zaten şu an yaz mevsiminde de çok soyucu işlemler bildiğim kadarıyla yapmıyorlar. Eski mi lekeleriniz? Eski. Birkaç senelik. Evet. Hı-hı. Onun daha fazla oluşmaması için her gün düzenli 30 faktörlü ürün kullanabilirsiniz. Hı-hı. Evet. Anladım. Yine o pirinçli şeyi de mutlaka deneyin ama sebat pirinçli etmek. Pirinçli olanın bu pirinç suyuyla yaptığınız olan mı yoksa pirinçli karışım olarak mı? İkisini de deneyebilirsiniz. İkisi de çok renk açıcı özelliği vardır. Hı-hı. Gece renk açmak için dedik ya, onu da mutlaka gece kremi olarak kullanın diyorsun abla. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Suna ablacığım, ayak mantarını soruyorlar hep. Bir sürü soru gelmiş. Evet. Tırnak mantarı, ayak mantarı, mantar yani, için ne yapılabilir? Ben tabii ki mutlaka bir hekime danışsınlar. Tabii mutlaka. Zaten kullanıyormuş tıbbi ilaçlar aslında. Evet. Ayak mantarı eskiden askere giden gençlerimize şöyle bir şey yaparlardı. Ninem yapardı. Biz hatırlıyorum. Tuzlu elma sirkeli suda ayaklar bekletilirdi. Ondan sonra karbonatlı suda bekletilirdi ikinci su olarak. Üçüncüsü olarak da kına, şap tozu, tuzu karıştırıp zeytinyağı böyle karıştırır. Bir gece ayakta bekletirdi. Ertesi günü kalmazdı. İnşallah iyi gelsin herkese. Evet, yine başka soruları da hemen buradan bakıyorum. Kükürtlü sabunu öneriyor mu? Yoksa jelleri mi kullanmak gerek diyor bir izleyicimiz. Yüzünü temizlemek için. Yani eğer iyi geliyorsa kullanabilir. Kükürtlü sabun. Sabunların içerisinde bazı sabunlara maalesef güvenemiyorum. Böyle zararlı maddeler var. Korkuyorum. Ama yüzü için artık böyle doğal köpükler de yapıyoruz artık. Onlardan da yararlanabilir. Siyah noktaları sormuşlar çokça defa. Siyah noktaları çok... Mesela haftada bir gün peeling yaparsanız neyle kendinize. Mesela doğal peeling nasıl yapabilirsin ablacığım? Mesela nasıl yapabiliriz diye şöyle baktım.
En güzel şey mısır unu, bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı kil, bir tatlı kaşığı herhangi bir krem. Onu karıştırıp birazcık azıcık da su koyup. Kil böyle, dedin, mısır unu dedin. Evet. Bunları karıştırıp yüzünüze sürün, iyice ovun. Her ovduğunuzda cildinizdeki o siyah noktalara gider. Ama çok derinleşmiş siyah noktalarınız varsa profesyonel biri tarafından temizlenmesi gerekiyor. Gerekiyor, evet. Evet. Yine daha yumuşak bir peeling için de patates demiştin, kullanabilirsiniz. Mi? Mesela çiğ mi, haşlanmış mı? Çiğ patatesin içerisine şöyle biraz ortasını şey yapıp toz şeker koyup şöyle ovuşturabilirsiniz eğer. Peeling. Evet, peeling görevi de yine yapabilir. Türk kahvesiyle de yapılır mı? Türk kahvesi zaten vücut için inanılmaz güzel. Türk kahvesiyle toz şekerini karıştırıp nemli bir vücuda sürdüğünüzde o yukarıya doğru dairesel hareketlerle o hem kan dolaşımını olumlu etkiler hem de cildi güzelleştirir. Evet. Evet. Ve tabii ki bugün hiç saçı konuşmadık. Saç konuşmadan olur mu? Saç, evet. Saç için o kadar çok tarif var ki. Senin saç tariflerin meşhur zaten. Yani mesela bunu bile saça sürebilirler. Çünkü böyle neden? Nasıl diyeyim? Biraz oraları böyle uyarıyor sanki değil mi biberiye? Kesinlikle biberiyenin zaten uyarıcı bir biberin de öyle. Eğer saçınızda konak varsa bu sadece selülit için değildir. Tamamen saç derisi için de iyidir. Saçınızın iyi olması için de mutlaka bir hekime gitmeniz lazım. Kan tahlili yaptırmanız lazım. Eğer kansızlığınız varsa, demir eksikliğiniz varsa, vücudunuzda bazı mineraller eksikse onun mutlaka bir tahlilini yaptırın. Ve yerine saçım niye lazım. Dökülüyor diye üzülmeyin. Her şeyin artık çözümü vardır. Lütfen bir bilinçli olmak lazım. Ve sonradan kullandığınız doğal şeylerin karşılığını görürsünüz zaten. Evet, ben de mesela saçım için özellikle tabii biraz işlem Hindistan gördüğü için de Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Hindistan ceviz yağını saç derisine nasıl süreceksin biliyor musun? Nasıl? Başını yastıktan, yataktan aşağı doğru sarkıtıp. Bir yere döktüm ama nereye? Evet. Ondan nasıl sonra, yani şöyle sarkıtacağım. Evet, saç derisine böyle parmağını batırıp saç derisine çünkü kan dolaşımı beyine gittiği için sürdüğün her şeyin o anda daha çok kanlanmasını faydasını görürsün. Hiç böyle düşünmemiştim. Ondan sonra uçlara getirirsin. 1-2 saat bekleyip yıkayabilirsin. Mesela zeytinyağı, bal, elma sirkesini karıştırıp saçlarınıza sürebilirsiniz. Çünkü bal nemlendirir saçı. Zeytinyağı E vitaminidir. Bir sürü vitamin mesela vardır. Mesela ne kadar? Bir saçı örnek bir miktar verecek olursak. Bir kahve fincanı zeytinyağı, iyi zeytinyağı. 2 çorba kaşığı elma sirkesi olabilir. 2 çorba kaşığı bal koyulabilir. Sıvı bal. Ve bunu saç derisine sürüp kullanabilirsiniz. En az 2 saat bekledikten sonra saçınızı şöyle sarın sıcak havlularla 1-2 saat bekletin. Hatta sabaha kadar da kalabilir. Saçın inanılmaz derecede parlatır ve sağlıklı hale gelmesini sağlar. Evet, biraz önce yaptığım selülit kremini nasıl kullanalım, özellikle yağını kullanalım diye sormuşsunuz. Lokal olarak selülitin olduğu yere sürülecek değil mi? Selülit olan yere bütün vücuda da sürülebilir, dolaşımı sağlar. Yani dolaşım olan yerde de zaten bir problem olmaz. Sıkıntı ne? Sıkışmış yağların biraz erimesi için. Hatta bu yağı sürdükten sonra streç sarın. Eşortmanınızı giyin, yürüyüş yapın. Ne kadar? Döndüğünüzde su boşalacak böyle vücudunuzdan. Çok doğru. Yağların daha fazla yakımını kolaylaştıracağız. Böyle her şeyin bir doğal çözümü var ama var tabii. Tabii biraz zahmete gireceksiniz. Her şey hazır olmuyor. Evet, yani burada aslında en önemli nokta sürdürülebilir yapmıyoruz. Evet. Yani nedir? Bir gün yapıyoruz, ondan sonra yapmıyoruz. Sonra da bir işe yaramadı diyoruz tabii. Ama tabii ki neyi uzun süre kullanmazsan, düzenli kullanmazsan hiçbir şeye yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. İlaçlarda öyle her değil şey mi? Her şey istikrar istiyor. Doktora gidiyorsun, doktor sana bir ilaç veriyor. Onu düzenli kullanırsan şifa buluyorsun. Bu da aynı
Bunun gibi. Evet. Şimdi özellikle açık ayakkabılarda çok giyiyoruz ya Suna abla. Ayak topuklarında böyle sertleşmeler oluyor. Evet. Hafif böyle nasırlaşma tamam. gibi. Tam nasır olmamakla birlikte. Onlara ne yapabiliriz? Ne yapalım? Mesela limonu sıktınız. Hemen atıyorsunuz değil mi? Hı-hı. Atmayalım. Ne yapalım? Atmayalım. Bıçağımız burada mıydı? Dur kavga etmeyelim. Evet kavga etmeyelim. Allah korusun öyle bir şey olmaz ama. Evet. Şimdi ben ne yapıyorum? Topuklarım ağrıdığı zaman limonu sıkıyorum ya atmıyorum. Şunu şuralarını şöyle kesiyorum ve bir şoset çoraplar giyiyorum. Bunu tabanıma yapıştırıyorum. Bütün gün onunla evde dolaşıyorum. Bu topuğumun ağrısını alır. Eğer çok da kalınlaşmışsa bunun içerisine tuz ya da şeker koyuyorum. Banyonun küvetin yanında oturuyorsunuz böyle ayağınızı. Bununla şöyle törpülüyorsunuz. Ponza taşı gibi oluyor ve inanılmaz derecede çok etkilidir. Tavsiye ederim. Bir de Suna abla mesela tırnaklar için de hazır eline limonu almışken sarartıya gidelim. Evet onu söyleyecektim. Onu nasıl yapmak lazım? Tırnak sararması çok ciddi bir problem görsel olarak. Çünkü. Görsel olarak yine aynı şekilde tuzu dökelim. Şu şekilde içerisine koyup törpüleyin kendiniz. Parmaklarımız. Başka hiçbir şey katmıyor muyuz? Bir kere ojeleri karbonat katabilirsiniz. Karbonat kattığınızda o daha çok beyazlaştırıyor. Ama her zaman yapılmaz bu. Böyle haftada bir falan olabilir. Sonra badem yağı ya da zeytinyağı sürüp besleyebilirsiniz. Evet şu özellikle şu kenarları. Yani şu etlerin alındığı kısımlara badem yağıyla şu şekilde ovabilirsiniz. Evet çok faydası değil. Var. Tamam. Terlemeyi sormuşlar. Özellikle tabii yazın böyle leke yapan şeylerde sık terleme. Hani kokusu bir dert. Kokusuz olsa bile görüntüsü bir dert. Valla aynı sıkıntı benim kızımda da vardı. Şöyle söyleyeyim. Tuzu koydunuz. Diyelim ki karbonat koydunuz. Diyelim bu da karbonat olsun. Evet. Ondan sonra içerisine biraz sevdiğiniz o otlardan diyelim ki nane ya da lavanta. Tuz, şimdi karbonat ve lavanta veya nane. Bunu mesela şöyle küçük küçük doğrayın içerisine. Karıştırın. Bunun kurusu da olabilir. Ne oldu? Güzel koktu. Bunu pamuğunuzu batırıp koltuk altını koyabilirsiniz. Çünkü tuz ne yapar? Tuzla da kokmasın derler ya eskiden zaten. Eskiden bebekleri tuzlarlardı. Onun için hiç kimse kokmadı bizim nesil. Ama şimdi bebekler de hiç tuzlanmıyor. Şimdi nedense olmuyor işler. Ama mesela tuzlu suyla da koltuk altınızı yıkandıktan sonra tuzlu su da. Ama şimdi botoks da yapılıyor. Evet, evet. Çok da profesyonel çözümleri de var. Ama dediğim gibi yaptıramayanlar buradan sadece bizi İstanbul seyretmiyor. Tabii ki, aynen öyle. Dünya, Türkiye'nin her yerinden köydeki insan da izliyor bizi. Dolayısıyla onlar da böyle bebe pudrası serpip yatabilirler. Ama tuz daha fazla terin oluşmasını engelliyor. Tuzlu su engelliyor. Mesela bunun içine biraz da bebe pudrası da katılabilir. Bak kokla. Ne kadar güzel oldu işte gerçekten. Doğa dışı. Zaten sevgili izleyenler artık marketlerde de göreceksiniz. Sırf tuzdan kol altı rolonları var. Evet doğru. İşte tuz ter bezlerinin daha fazla çıkmasını engelliyor. Yani biraz teri durduruyor galiba. Evet. Biraz önce saç için söylediğimiz Hindistan cevizi saçın dökülmesini de engeller mi diye sormuş bir izleyicimiz. Tabii. Saç dökülmesi ama gerçek Hindistan cevizi gerçekten engellediğini biliyorum. Yani Hindistan cevizinin de iyisini araştırmak lazım. Onun da sahtesi olabiliyor değil mi? Maalesef. Hamilelikte oluşan lekelere çözüm var mı diye sormuşlar. Tabii hamilelik söz konusu olduğunda her şeyi de çok kullanamıyorsunuz ama senin yaptıkların Suna abla dışarıdan sürüldüğü için. Mesela kabak, yarım dilim kabak. Burada da var istersen. Ondan sonra kabağı şöyle, mesela kabuğunu bile, onu ver istersen o tarafa. Onunla işimiz yok artık. Tamam, şöyle artık. Evet. Mesela kabak öyle güzel bir şey ki şu şekilde kabuğunu bile şu şekilde aldığınızda
elinize sürdüğünüzde 5 dakika sonra şöyle kir gibi lekeler çıkıyor. Hı hı. Ama kabağı rendeledik diyelim. Rendemiz burada. Hı hı. İnce İstersen rendeden tamam. geç. Evet, tabağı rendeleyelim. Yoğurdumuz var. Karbonatımız var herhalde. Hı hı. Evet. Orada da var. Yoğurt da burada. Evet. Evet, lekeler için spontane gene spontane, bir evet. tarif yapıyoruz. Hamilelik evet. için sormuşlar, hamilelik lekeleri için. Hamilelikte tabii ki doğal şeyler kullanabilirler. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, diyelim ki şuraya bir tatlı kaşığından fazla yoğurdu koyduk. Şunu da vereyim tamam, isterseniz. Tamam. Evet. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da kabağa koyduk. Biraz da limon sıktık içerisine. Çok yaşa. Karbonat da hapşırdım. Çok evet. teşekkür ederim. Hep birlikte mutlu Ondan günlerde sonra inşallah. Bunu ne yaptık? Karıştırdık. İçerisine de biraz karbonat koyduk. Şöyle. Karbonat da gerçekten mutfağımızdan evet, eksik etmememiz şey, gereken evet. bir şey. Şimdi bunu temiz cilde, yani arındırılmış temiz cilde bunu sürdünüz. Bolca hı hı. sürün. Ondan sonra bir 15-20 dakika sonra ovarak çıkarın. Her ovduğunuzda biraz lekeler azalıyor. Hı hı. Bilhassa yeni lekeler. Aha. Hamilelikte oluşan lekeler. Daha böyle pembeyken evet, daha aslında. Pembeyken. Ondan sonra ama sokağa çıktığınızda mutlaka koruyucu. Aynı gün güneşe çıkmamanız gerekiyor. Hı hı. Ona dikkat ederseniz bir problem yaşamayacaksınız. Evet. Suna ablacığım çok çok teşekkür ediyorum. Ben vallahi teşekkür ayağın ederim. Tozuyla ta Endonezyalardan gelip daha uçağın o seni sersemleten etkisi geçmeden Aa, bize geldi. Vücudum özlem içinde ama dedim ki kırmıyorum gideceğim senin dedim. Senin güzel gülen yüzün yeter hiç önemli hocam, değil. Biz seni hiç ederim. Kötü bir şekilde görmedik bugüne Sağ kadar. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada ederim. Kaçırdığınız bütün tarifleri sevgili izleyenler YouTube kanalımıza arkadaşlarımız programımızın canlı yayını bittikten hemen sonra yükleyecekler. O yüzden onu kaçırdım. Evet. Miktar neydi demeyin. Suna ablamı inşallah önümüzdeki günlerde zaten kandırıp gene getireceğiz. Gülfer zamanı devam ediyor. Bu sabah Suna hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar iyiyiz teşekkür ediyorum. Hocam biz işin böyle biraz doğal kısmını yaptık. Evimizdeki malzemelerle ama tabii onlar daha böyle palyatif çözümler, daha agresif çözümlere de ihtiyacımız var. Son zamanlarda da estetik ve plastik cerrahiye dair müthiş gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bugün sizin de izniniz olursa bu yenilikleri sizden öğreneceğiz. Evet, az önce ben de şahit oldum. Çok güzel şeylerden bahsediyor. Doğal tedaviler, doğal iyileştirici bitkisel tedavilerden bahsediyordu. Yani sizin programınız her türlü doğal tedaviler ve bilimsel tedavilere yer veriyor. Onun evet, için güzel program. Evet, zaten ikisi bir arada olduğu zaman müthiş sonuçlar elde ediliyor. Hocam şu bizim yaptığımız bence şöyle bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Estetik ve güzelleşmeye dair. Biz diyoruz ki aman iyice yaşlanayım. Ondan sonra ne yapılması gerekiyorsa müdahale evet. ederim. Ama evet. bu bakış açısı bugünlerde çok doğru değil herhalde değil mi? Evet. Kısa bir şey bahsetmek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Birkaç ay önce ben Kos Adası'na gittim, Yunanistan Kos Adası'na. Orada Hipokrat'ın doğduğu yer ve tıbbi tedavilerini başladığı yer ve bütün dünyaya yayıldığı bilimsel tıbbın, cerrahinin yayınladığı, yapıldığı yer, ilk yapıldığı yerdi. Ve müzesini gördüm. Ne güzel. Ve orada bir bahçe vardı. O bahçede Hipokrat'ın yetiştirdiği bitkilerin canlı halinde hani neler de neler yapıyor o bilgilere ulaştım. Ve aynen şu an az önce televizyonda hanımefendinin bahsettiği şeylere yakın şeylerden bahsediyor. Yani tıbbın da ilk başlangıcı yeri zaten o otlar, evet, o bitkiler. Değil mi? Doğadan geliyor her şey. Biz biraz daha hem cerrahi anlamda elimizde bir şeyleri değiştirerek hem de bir takım dolgu, botoks, cilt yenileyici cihazlarla insanların kendini daha iyi hissetmesini, vesile daha güzel olur. Yaşalmasını sağlıyoruz. Evet. Hocam mesela eskiden dediğim gibi biraz daha ileri yaşlarda bir şeyler yapıyorduk ama şimdi yaşınızı korumak, yaşalıyorsunuz, rakamlar değişiyor ama cildinizi uzun bir süre sabit tutabiliyorsunuz. Hatta bir miktar geriye bile alıyorsunuz sizlerin yaptığı uygulamalarla. Evet, bununla ilgili birçok farklı uygulama yöntemler var. Artık biz bilimsel olarak nasıl yaşlandığımızı daha iyi biliyoruz. Bilimsel araştırmalar hala devam ediyor ama son 5-10 yıldır mesela örnek vereyim.
Yüzümüzde en fazla yaşlandığımız yer sizce neresidir? Yani yaşlanınca en fazla sarkan yer sizce neresidir? En fazla neresi sarkar? Yani şöyle geliyor, şurada bir potluk oluyor. Bildiğim yerlerden bir tanesi bu. Göz altları çok kendini belli ediyor. Neresi hocam? En fazla yaşlanan ve sarkan yer dudağımız. Şaka yapıyorsunuz. Üst dudağımız hiç en fazla. Asla saymazdım. Evet, işte bu özel bilgilerle, o bilgilerin ışığında biz tedavi yöntemlerine karar veriyoruz. Ve kişiye özel tedavi yapılması gerekiyor tabii. İlk yaşlanan yer göz çevresi. Göz çevresinde cilt çok ince bir cilt. Ve ona yönelik ilk başta botoks gibi ufak dokunuşlarla kaz ayaklarını, alın bölgesindeki çizgileri, iki kaş arasındaki çizgileri yok edebiliyoruz. Bu zaten en fazla yapılan estetik müdahale bildiğiniz doğru, gibi. Doğru, evet. Çok da başarılı. Sonra yavaş yavaş o göz çevresindeki yaşlanma orta yüze ve dudak kenarlarına, o marione çizgileri dediğimiz çizgilere kadar devam ediyor. Ve bu süre içerisinde de farklı dolgu uygulamaları, bazen ip askı uygulamaları yapıyoruz. Mesela son dönemde dudağın yaşlanmasıyla ilgili gençleştirme işlemleri çok sık yapılır, çok revaçta oldu. Lip lift dediğimiz bir müdahale var. Nedir o hocam? Lip lift. Lip lift, yani dudağı kaldırma işlemi. Dolgudan farklı bir şey. Dolgudan farklı bir yöntem. Dolguyla geçici hacimler verebiliyoruz dudağa. Ama bazen dolgu uygulaması da başarısız oluyor dudakta. Bunun sebebi de dudakla burun arasındaki mesafenin uzun olması. Yüzümüzde bazı oranlar var. Altın oran dediğimiz oranlar. Bunu duymuşuzdur. Büyük kuvvetle muhtemelen. Bu oranlarla ilgili bir takım değişiklikler yapmadığımız sürece yaptığımız dolgunun ya da botoks işleminin etkisi az oluyor. O mesafesi, dudak burun mesafesi uzun olan kişilerde dudak dolgusu yapıldığında dudak daha aşağı doğru çekiyor ya da istediğimiz kadar dışarı doğru dönmüyor. Bunun sebebi bir genetik olarak o bölgenin uzun olması olabilir. İkincisi de yaşa bağlı, yaş yıllar içerisinde bu mesafenin uzaması olabilir. Genç, güzel dudak, feminen dudak bu mesafenin 1.4 santim, 1.5 santim gibi kısa olması. Ölçeceğim yayından sonra 1.4. Evet, herkes eline mezraya alıp bir ölçüm yapacak. Bu mesafenin kısaltılmasıyla dudak dolgusu bile belki gerekmeden dudağa daha güzel bir şekil, daha genç bir şekil mesafe verilebiliyor. Mesafe nasıl kısaltılıyor peki hocam? Nasıl bir işlemdir bu? Burun ameliyatına benzer, bu burnun dudakla bileşim yerinden alt kısmından ufak bir kesil yapılıp oradan bir deri parçası çıkartılıyor ve dudak yukarı doğru askılanıyor. Yani kalıcı bir yöntem. Yani dolguların belli bir süresi var. Doğru, kalıcı bir dudağı yukarıya kaldırma hareketi. Evet, bu aslında aynı zamanda gülüş estetiği açısından da önemli. Çünkü bizim gülümsediğimiz zaman diş etlerimizin iki diş arasındaki üçgenin görüneceği kadar yukarı kalkması gerekiyor. Yani estetik gülüş anlamında bu böyle. Bunu da sağlamış oluyoruz. Çünkü bazen görüyorum diş hekimleri bunu belki de yapmak zorunda kalıyorlar ama dişi çok uzatıyorlar. Bu diş görünsün diye hani gözükmeyen kişilerde. Ama şimdi bir diş hekimleriyle de beraber çalışıyoruz. O gülüş estetiğini daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye. Onu yapmak için bu lip operasyonu daha bu kadar revaçta olmadan önce dişleri çok uzatıyorlardı. Ve kötü bir görüntü oluyordu dişlerle ilgili. Yani açtığınız zaman, baktığınız zaman çok uzun dişler, evet, oluyordu. Aynen. Şimdi daha yukarı kaldırıp ondan sonra dişle ilgili işlemler yapıldığında o zaman o kadar çok daha doğal sonuçlara varabiliyoruz. Daha doğal sonuçlar elde edebiliyoruz. İşte bu tip müdahaleler var. Evet, yani aslında biraz daha minik müdahalelerden daha agresif müdahalelere doğru devam ediyor. Ama lip lift benim bu kadar yayın yapıyorum ilk defa duyduğum bir şey ve çok da aslında dikkatimi çeken bir şey oldu. Son zamanlarda hocam bir de çene cerrahisi. Evet. Çeneye yapılan minik müdahalelerde inanılmaz güzel görsel sonuçlar elde etmemize sebep oluyor. Evet. Birazcık çenenin estetiğinden de bahseder misiniz bize? Şimdi yüzdeki altın oranlardan bahsetmiştim. Saç çizgisiyle alın bölgesi 1, burun 1, burun ve çene ucu arasındaki 1:1, yani 1/3 oran yüzün altın oranın bir kısmı oluyor. Onun dışında çenemizin yan bakışta profildeki projeksiyonu da bizim bütün yüzümüzün estetiğini etkiliyor. Mesela bazı hastalar bana burun ameliyatı için geliyorlar, burnum büyük diye geliyorlar. Muayene ayrıntılı inceleme sonrası, bilgisayar programlarında inceleme sonrasında zaten ben görüyorum ama matematiksel hesapları da var aslında bunun. Aslında çenesi mi geride? Çenesinin geride olduğundan dolayı burnu büyük önde duruyor, fırlak duruyor. Haberi de olmuyor çoğu zaman hastaların. O çeneyle ilgili müdahalelerle o yüz oranını daha iyi hale getirebiliyoruz. O zaman belki buruna çok müdahale etmenize bile gerek kalmıyor. Etmeyebiliyoruz. Bazen kombine olarak yaptığımız işlemler oluyor.
Çeneyle ilgili işlemler, ameliyatlı ve ameliyatsız işlemler var. Hı-hı. Cerrahi olarak çenenin ucuna küçük olduğu zaman ufak protezler ağız içerisinden yerleştirip çene implantlarıyla çenenin projeksiyonunu sağlayabiliyoruz kalıcı olarak. Hı-hı. Onun dışında hastanın kendi yağı ile ilgili yapılan işlemler var. Hem jawline dediğimiz bu çene hattının belirginleşmesi, hı-hı, çene köşesinin belirginleşmesi, hem de çene projeksiyonunun sağlanması açısından yağ enjeksiyonu da etkili bir tedavi yöntemi. Üçüncüsü ise dolgular. En sık yapılan dolgu işlemleri. Şimdi günümüzde herkes spor yapıyor. Atletik olmak, böyle zinde görünmek, sağlıklı görünmek hepimizin istediği bir durum. Ama bazen eski kilo alıp vermeye bağlı çene bölgesinde ve çenenin alt kısmında, gıdı bölgesinde yağlanma, yağ birikimi oluyor. Ve onu spor yapsanız da veremiyorsunuz. Elbette, evet. Ya da çene kontürü belirsizleşiyor. İşte selfilerde, Instagram'da, sosyal medyada o çenenin keskin görüntüsü, çene projeksiyonunun düzgün durması istediğimiz bir durum. Biraz ve bunu, daha böyle V durması gerekiyor herhalde. Aynen değil mi hocam? Yuvarlak yüzden daha V yüze döndük. Sizin de bahsettiğiniz gibi. O V'yi oluşturmak için, atletik yüz şeklini oluşturmak için jawline dediğimiz çene hattına, çene ucuyla çenenin birleştiği pre-jawline dediğimiz bu marionet çizgilerin olduğu şu bölgeye ve gerektiği zaman da çene ucuna yapılacak dolgularla o çeneyi daha keskin hale getiriyoruz. Yüzü de daha V şekline getirebiliyoruz. Onların kalıcılığı ne kadar peki hocam? Dolguların kalıcılığı ortalama 1-1,5 yıl kadar sürüyor. Diğer işlemler daha uzun. Cerrahi işlemleri geçtiğimiz zaman daha uzun kalıcı. O hastanın isteğine göre ya da tıbbi olarak durumuna göre ona karar veriyoruz. Çeneyle ilgili bu şekilde. Evet. Bazen de cerrahi olarak bunu yapsak da bu gıdıdan bir şekilde kurtulması evet, gerekiyor. O yuvarlak yüzün daha üçgen, aha, daha atletik şekle gelmesi için. Onun için de gıdı bölgesine lazer uygulamaları yapıyoruz. Birincisi dışarıdan soğuk lipoliz dediğimiz lazer uygulamaları var. İkincisi de sıcak lipoliz dediğimiz içeriden yağın içerisine lazer enerjisi vererek yağın eritilmesi ve cildin sıkılaştırıldığı yağ lazer işlemleri. Yağı eritip sonra çıkarıyor musunuz liposakşın yağı gibi? Yağı su haline getiriyor. Aha. Sıvı haline gelip tamamen erittikten sonra o sıvıyı dışarı alıyoruz. Ve eş zamanlı olarak da o bölgeye uyguladığımız lazerle cildin sıkılaşmasını sağlıyoruz. Evet. Yani sadece yağ birikimi değil, aynı zamanda cildin de gevşemesi bir problem oluşturuyor. Bu lazer enerjisiyle yaptığımız lazer lipoliz yöntemiyle gıdıda çok kısa bir sürede, 3 gün içerisinde o değişimi, kalıcı bir değişimi gözlemliyorsunuz. Lazerin etkisiyle aynı zamanda boyun bölgesinin yaşlanması da, o da ne tedavi kadar olmuş önemli oluyor. Bir şeydir, evet. Eş zamanlı çene hattında da şurada biriken yaşla birlikte burada biriken yağlar ve cilt kırışıkları da çözülmüş oluyor lazer işlemiyle. Ve bazen o dolgu işlemlerine de gerek kalmadan o oradaki keskin hattı, o genç görünümü, o feminen görünümü sağlamış oluyoruz. Aha. Bir de şöyle bir şey var. Kadınla erkek de biraz farklı. Doğru. Çene hattı açısından. Erkeklerde çene buralar biraz daha dışarı doğru, daha köşelidir. Ve çene ucu daha künttür. Bayanlarda biraz daha oval bir geçiş vardır. Ama son dönemde yine çene köşesinin belirginliği bayanlarda da daha kabul edilir. Daha estetik görülüyor. Özellikle çene ucu da daha ovaldir. Daha biraz daha sivridir erkeğe göre. Bunları da göz önünde bulundurarak evet, çok önemli. Tekrarlara yani, karar veriyoruz. Kimi kişilerin işte yüz hatlarına göre de aslında bir şey yapıyorsunuz. Hep onu diyoruz işte, bir şeyin tek bir tedavisi yok, hasta var. Hastalık yok, hasta var dediğimiz şey aslında estetikte de çok geçerli bir şey. Bu yüzden ben mesela hep doktora teslim olmaktan yanayım. Hep de bunu da öneriyorum. Çünkü bazen bir fotoğrafla geliyorlar ki çoğu zaman geliyorlardır. Çok sevmediğiniz bir şey herhalde değil mi hocam? Beni buna benzetir misin? Ama bakıyorsunuz onunla yüzünün karakteristikleri tamamen başka. Şimdi bizim bu yüzyılda en büyük problemimiz dinlememek. Biz dinlemiyoruz. Biz hekimler olarak da dinlemiyoruz. Ben belli kalıpların hekimi değilim. Yani tabii ki bazı öğretilerimiz var ama ben hasta dinlemekten yanayım. Muayenehaneye geldiği zaman, odama girdiği zaman orası bir mahrem bir yer. Ve o ne istiyor onu algılamam gerekiyor ki ben ona uygun tedavi yapayım. Fotoğraf da gösterebilir. Başka bir arkadaşının fotoğrafını da gösterebilir. Bunun üzerinde tartışıp onun için doğru olana karar veriyoruz. Doğru. Tabii ki ben yönlendiriyorum. Tabii ki onu dinleyerek bir şeye karar veriyorum. Ve tedaviye ona göre karar veriyorum. Herkesin yüzü farklı tabii ki. Hani o çene yapısı, o beğendiği çene yapısı ona olmayabilir. Onu anlatıp vazgeçirip
doğru olanı da yapıyorum ki bence doğru olan da bu. Hekimler dinlemeli hastayı sonuna kadar. Ne istiyorsa gösterebilir. Ama sonuçta bunu doğru bir dille anlatınca, örnek fotoğraflar, öncesi sonrası fotoğraflar gösterince, bak sen böylesin, buna benziyorsun, bunu yaparsak bu olur. Onu gösterince o zaman ikna da oluyorlar ve doğal sonuçlardan dolayı mutlu da oluyorlar. Mutlu da oluyorlar. Yine hocam, yanak kısmı da çok önemli. Hollywood yanağı diye bir şey duyuyoruz şimdi. O nedir hocam? Evet, bu aslında çok uzun süredir olan bir operasyon. Yanağımızda bir takım yağ pedleri var. Bunların bir kısmı elmacık kemiği üzerinde, çene ucunda, kulağın ön kısmında ve elmacık kemiği ile çene hattının arasında dudağın kenarında bir yağ pedi var. Bunun ismini bişot yağları diyoruz. Bu yağın alınması operasyonuna bişektomi diyoruz. Hani ona halk bir isim taktı, Hollywood yanağıydı. Çünkü Hollywood ünlülerin çok sık yaptırdığı yüz. Aynen bahsettiğim atletik yüz. Yani zayıf, atletik yüz, V şeklinde bir yüz. Elmacık kemiği belirgin, çene hattı keskin. Bunu sağlamak için bu ortadaki yağ alınıyor ve burada bir gölge oluşuyor. Elmacık kemiğin alt kısmında bir gölge oluşuyor. Kadınların kontur hileleriyle aslında yaptıkları şey. Kalıcı bir kontür oluşturulmuş oluyor. Bu işlem de lokal anestezi altında yapılıyor. Önce tabii hastaya müdahale ediliyoruz. Bu arada bu operasyonların çok fazla modernize olması, çok yayılmasından dolayı bazen yanlış uygulamalarda görüyorum. Bunun önüne geçmek için önce iyi bir analiz yapmak gerekiyor. Tabii ki yüz önemli ama vücudun kilonuz da önemli bu operasyonlar için. Eğer bir hastaya soruyoruz, sizin ideal kilonuz nedir? Benim boyum 1.65, kilom, ideal kilom 55. Şu an kaç kilosunuz? 70 kiloyum. O zaman bu operasyonu olmamalısınız. Yani ideal kiloya ulaştıktan sonra bu tür operasyonların olması gerekiyor. Her zaman doğru yönlendirmek gerekiyor. Mesela geliyor, ben diyor bişektomi istiyorum. Ya da ben lip lift istiyorum. Niye lip lift istiyorsunuz? Sebebi nedir? Halbuki çok beğeniyorum bu dudağı. Ama ölçüyorum, sizin dudağınız zaten 1.5 santim. Gerekmiyor. Mesela doğru teşhis, doğru tanı koyulup ona göre teşhis yapılması lazım. Ama gerçekten çok etkili bir yöntem. Bebeklik fotoğrafında ya da işte birazcık ergenlik döneminde o ideal kilosundayken buradaki kontür varsa, pardon yoksa ve orası tombikse, oradaki yağ kalıcı bir yağ. İleri dönemde belki onu rahatsız edebiliyor kişiyi. O zaman alınabilir. Ama kilolu bir hastada bir yanak yağının alınması bana göre yanlış bir işlem oluyor. İdeal kilosuna düştüğü zaman yüzdeki yağlar biraz daha azalınca ağız bu sefer durduruyor. Ağız içinden mi alınıyor peki hocam? Ağız içerisinden yapılıyor. 15-20 dakikalık bir işlem aslında. Bir diş tedavisi gibi düşünün. İşlemden hemen sonra hasta sosyal hayatına dönüyor. Hafif bir diş çektirmiş gibi yanaklarına birazcık şişlik oluyor. Birkaç gün sonra normal toparlıyor. Hemen yemeğini yiyebiliyor. Normal yaşamına devam ediyor. Etkisini 3. haftadan sonra göstermeye başlıyor. Birkaç ay sonra tamamen oturuyor ve o atletik yüz, kontürlerin belirgin. Mesela bu işlem yapınca bazen elmacık kemiğine yaptığımız dolguyu yapmamıza gerek kalmıyor. Çünkü bu işlem aynı zamanda çene hattının keskinliğini ve elmacık kemiğinin belirginliğini de sağlıyor. Hani biraz daha dolguyu yapıp yüzü şişirmektense dolgu yaptığımız yerin aşağısını birazcık zayıflatıp o bölgeyi daha belirgin aslında, hale getirmek de bir tedavi seçeneği. Gölge oyunu, illüzyon, yani bunu yapıyorsunuz aslında. Evet, aynen. Tabii ki bir işlem yapıyorsunuz ama yüzün kendi o çukurluklarından, çıkıntılarından faydalanarak çok daha az işlemle çok büyük bir görsele sahip olmasını sağlıyorsunuz. Yani bu bahsettiğim şey aslında buraların birazcık daha çukurlaşıp şu elmacık kemiklerinin de burası çukurlaştığı için görselinin daha çıkık olma hali değil mi? Aynen. Hem elmacık kemiğini hem de çene kontürünü belirginleştiriyor. Ben bu olaydan haberdar değildim hocam. Birkaç kez izleyicilerimiz bana yazdı işte Hollywood yanağımı yaptırdın Nilüfer falan diye. Dedim yok, ben öyle bir şeyden haberim yok ama şu anda ne olduğunu çok iyi anlıyorum. Çünkü benim yani doğal olarak, genetik olarak bizim elmacık kemiklerimiz çıkık ve şuralarımız biraz daha boş. İleride tabii böyle kalmayabilir, o zaman size ihtiyaç duyabilirim. Peki hocam, şimdi bunlar birazcık daha genç yaşlarda ideal kilomuza yaptırdığımız şeyler. Biraz daha ileri yaşlara gittiğimizde artık cilt iyice yıprandığında yüz germe operasyonlarından da bahsedelim. Bunlar kendi içinde herhalde ikiye ayrılıyor değil mi hocam? Biraz daha agresif yaptıklarınız, biraz daha küçük yaptığınız işlemler. Yüz germe ile ilgili bütün bildiklerinizi çöpe atın. Öyle mi? Evet, orada da mı her şey değişti hocam? Her şey değişti.
Ben çocukken hatırlıyorum, anneanneyle televizyon seyrediyoruz. Anneannem kafasını çeviriyor, televizyonda Ajda Pekkan var. Aa, Ajda yine yüzünü mü gerdirmiş? Yani o germeler artık bitti. O tür germeler artık, yani kötü, Ajda Pekkan'ın kötü demiyorum, evet, ama kötü örneklerden dolayı. Keşke o yaşta ben öyle olsam. Eski yöntemlerle yapılan yüz germe operasyonlarından dolayı bir sürü kötü sonuçtan dolayı insanlar yüz germe operasyonundan korkuyorlar. Soğudular, evet. Halbuki insanı 15-20 yıl gençleştiren, doğru yapıldığında ve doğallıktan hiçbir şekilde çıkmadan kendi iki fotoğrafı yan yana koyun, öncesi ve sonrasını, kız kardeşi gibi. O kadar duracak şekilde ve hiçbir şekilde ne bir mimiğinde bir değişik olacak, ne bir hareketlerine, ne bir görünüşünde farklı bir insan olacak şekilde yaptığımız operasyonlar bunlar. İzi nereye saklıyorsunuz hocam? Kulak arkası ve kulak ön kısmında içine doğru ve saçın içerisine saklıyoruz. Gözükmüyor yani. Boyun bölgesiyle ilgili germe yapmamız gerektiğinde kulağın şuradan arka kısmına kadar olan bölgeden yapıyoruz. Daha orta yüze doğru çıktığımızda bazen gözün alt kısmından, bazen de kulağın içerisinden saça doğru inen bir çizgi ile yapıyoruz. Ama ben şimdi hiçbir yüz germe yaptığım operasyonda izden rahatsız olan birisini görmedim. Yani en fazla korkulan bu. Hani yüz germe olacağım, iz kalır mı? Tabii. Birincisi bu. İkincisi yüz germe, hayır, kalmaz. Doğru teknikle iz kalmaz. İkincisi, ha, niye iz kalıyordu şimdiye kadar? Kulak memesi çekiyordu. Burada kocaman bir iz belirgiyordu. İnsanlar yüz germeyi saklıyordu saçlarıyla, popluklar oluyordu. Çünkü biz daha önceden ilk öğretilerde cildi geriyorduk. Ama yaşlanma, cildin yaşlanması değil sadece. Erozyona uğruyor kemikler. Elmacık kemiğin çıkıntısı erozyona uğruyor. Doğru. Buradaki kemik erozyona uğrayınca yanak aşağı doğru iniyor. Biz niye buraya dolgu yapıyoruz sürekli elmacık kemiğine? Oji kıvrımı diyorum. Bu göz çukuruyla elmacık kemiğin çıkıntısı, bu oji kıvrımı S şeklinde birebir kıvrımdır. Biz bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu hem estetik görünüm, oblik bakışta estetik görünüm sağlıyor. Hem de genç görünüm. Yanağı bütün yüzü kaldırıyor buraya yaptığımız dolgular. İşte yüz germede buradaki balansı da sağlamak gerekiyor. Elmacık kemiğin çıkıntısını da sağlamak gerekiyor. Sadece cildi germek değil. Germek yetmiyor. Detaylarını soracağım. Tabii ki göz kapağını sormadan hocamızı bırakmak olur mu? Reklam dönüşünde göz kapağını da hocama soruyor olacağım. Evet, Nilüfer zamanı kaldığı yerden devam ediyor. Reklam öncesi sevgili hocama şunu soracağımı söylemiştim. Göz kapakları önemli bir konu tabii. O da insanı çok yaşlı veya genç gösteren bir şey hocam. Orada neler yapılıyor? Ne gibi yenilikler var? Bir göz kapağının şekliyle ilgili, gözün şekliyle ilgili değişim yapılan operasyonlar var. Badem de göz diye bir şey duyuyoruz hocam. Aynen var öyle. Var mı hakikaten öyle bir şey? Evet, evet. Hafif çekik göz biraz daha revaçta son zamanlarda. Onunla ilgili göz kapağının şu kenarından yapılan bir işlemle bu göz kapağının daha çekik olması sağlanabiliyor. Şöyle biraz daha. Bir de şuradan saçın içerisinden temporal lift dediğimiz hem kaşı hem de göz kenarını çekildiği operasyonlar var. Ama en sık yapılan işlem göz kapağının gençleştirme operasyonları. Göz kapağının o katlantısı yıllar içerisinde yavaş yavaş aşağı doğru iniyor ve kirpiklere kadar dayanıyor. Doğru. Bazı ileri dönemde görmeyi bile engelleyecek kadar o cildin sarktığı hastalar oluyor. Oranın, oradaki deri fazlığının alınması birlikte bazen şu medial kısımda göz kapağının olduğu yerde iç kısımda yağ torbaları da oluyor. Onlar da alındığı zaman daha fresh bir bakış, daha genç bir bakışa kavuşuyor hastalar. Bunlar çok etkili işlemler. Yani ameliyatsız bir takım lazerler falan denendi, o plazma tedaviler falan denendi mi? Onlar çok hüsranla sonuçlanıyor. O tür plazma tedaviler, yani lazerle üst göz kapağı germe işlemlerini kesinlikle önermiyorum. Çok fazla kötü geri dönüşler duyuyorum çünkü. Ama blefaroplasti dediğimiz göz kapağı estetiği operasyonuyla göz kalıcı olarak gençleşmiş oluyor. Göz bakışı daha genç bir bakışa kavuşuyor. Bazen ufak hafif böyle göz kapağı düşüklüğü olanlarda kaş da düşükse kaşı botoksa kaldırarak da o etkiye sahip olabiliyor kişiler. Daha çok böyle 30'lu yaşlarda hafif böyle düşüklüğü olanlar, bazen genetik de sebep, yani sadece yaş değil. 30'lu yaşlarda da göz kapağı operasyonu yaptığımız hastalar var. Kaşı botoks hafif kaldırmak orada da bir iyileşme sağlıyor. İyileşme sebep oluyor. Bir de alt göz kapağı var. Alt göz kapağı dediğimiz yerde işte yanağın
üst kısmı göz kapağı olduğu yer. Bazen göz kapağı deyince herkes üst göz kapağı anlıyor. Altı da yapıyoruz. Yani biz yani tıbbi olarak altı da alt göz kapağı olarak nitelendiriyoruz. Maalesef hocam süremizin sonu için baskı var bana. Bizden sonraki yayın için yine bekliyoruz. Alt göz kapağında o zaman da konuşuruz inşallah. Ağzınıza sağlık sevgili hocam. Gerçekten benim de bugün hiç duymadığım bir takım estetik operasyonlarını duyduk sizden. Yine bekleriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdiden de iyi bayramlar olsun efendim. İnşallah. Ben de bayramımızı kutluyorum. Evet sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, biz bugün Nilüfer Zamanı'nın sonuna geldik. Sağlığınız, mutluluğunuz, huzurunuz daim olsun. Yarın aynı saatte 12'de yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.